Selamünaleyküm. Allah gecenizi hayırlı eylesin inşallah. Ayınızı, yılınızı, ömrünüzü hayırlı eylesin inşallah. Hem çaylarınız için hem vakitten de tasarruf edelim. Bayramla alakalı inşallah. Dilimiz döndüğünce birkaç hadis-i şerif okuyalım. Ümmü Atiye naklediyor. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bize Ramazan ve Kurban bayramlarında çıkmamızı emrederdi. Kocaya gitmemiş genç kızlar, çadırda yaşayan genç bakireler ve aybaşı olmuş kadınlar olarak hep birlikte çıkardık. Aybaşı olanlar namazda iştirak etmezlerdi. Uzaktan vaaz ve nasihat dinlerler ve Müslümanların dualarına katılırdı. Dedim ki, ey Allah'ın Resulü, birimizin cilbabı dış elbisesi olmayabilir. Şöyle buyurdu. Kız kardeşi ona kendi cilbabını giydirsin. Bu kadınların da genç kızların da bayram namazlarına gittiğiyle alakalı hadis-i şerif. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hazretleri kadınları cuma namazlarına ve bayram namazlarına tabiri caizse mecbur kılardı. O yüzden ay hali olan kadınlar namaz kılmazlar. Onlar mescidin hemen bittiği yerde onlara farklı bir yerde toplanırlar. Onlar da orada duaya katılırlardı. O yüzden Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hazretlerinin sağlığında kadınlar bütün namaz kılabilecek olan kimseler mescitte toplanırlardı. Diğer rivayette dedi ki bayram günü namaz çıkmakla emrolunurduk. Hatta kız kendi kapalı yerinden, çadırından çıkardı. Aybaşı olan kadınlar da çıkarlardı. Erkeklerin tedbirleri ile tekbir alırlardı. O günün hareketini ve temizliğini, feyzini umarak onlarla beraber dua ederlerdi. Ama ay hali olanlar namazlarını kıldırmazlardı. Bu hadis-i şerifler Buhari'de, Müslim'de, Ebu Davud'da, Nesai'de, İbn-i Mace'de var olan hadis-i şerifler. Yine başka bir hadis-i şerif. Her örtülü kadının bayram namazına çıkması gerekir diyor. Abdullah bin Revaha'nın kız kardeşi. Abdullah bin Revaha biliyorsunuz sahabenin alim zatlarından birisi. Onun kız kardeşi diyor ki her örtülü kadının bayram namazına çıkması gerekirdi. Yine İbni Ömer naklediyor. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Ramazan ve Kurban bayramlarında ucu demirli uzun bir değnekle namaza çıkardı. Onu sütre olarak diker ve ona doğru namaz kıldırırdı. Yine başka bir hadis-i şerif Ebu Hureyre'den naklediliyor. Bayramlarınızı tekbirlerle süsleyin. O malum Ramazan bayramında her farz namazdan sonra tekbir getirmek bu manada önemli. Bunu böyle bizim halkımız bu tekbiri sadece kurban kesenler getirir diye böyle bir halkın içerisinde yerleşmiş bir şey var değil. Bu Ramazan ve Kurban bayramlarında tekbir getirmek, bilhassa Kurban bayramında tekbir getirmek, işte Arife günü başlıyor. Malum bayramın üçüncü gün akşama kadar Hanefilerce tekbirler devam ediyor. Yine başka bir hadis-i şerif. Kim Ramazan ve Kurban bayramının gecesini ihya ederse, kalplerin öleceği gün onun kalbi ölmez. Yani cumartesi gün gece oluyor. Cumartesi gün geceyi yani bayram sabahına bağlayan gece. Veyahut da cumayı cumartesiye bağlayan gece. Çünkü bunun üzerinde ihtilaf var. Şöyle ihtilaf var. Yani normalde bayram sabahına kalktığında orası bayram gecesi mi? Yoksa işte bayram gece, Arife gecesi mi? Yoksa Arife gecesi cumayı cumartesiye bağlayan gece mi? Ki cumayı cumartesi bağlayan gece Allah alem.
Kim bayram namazını kaçırırsa yetiştiği takdirde 4 rekatta tamamlayarak namazını kılsın. Yani bayram namazını bir kimse geç kaldı ama yetişti, yetiştiği zaman ne yapacak? 2 rekat olarak kılmayacak, 4 rekat olarak kılacak. Hadis-i şerifte böyle. Bayramlarda namaz için sahraya çıkmak sünnettendir. Bu da Hazreti Ali Efendimiz'in nakli. Bu normalde önceden musalla denirdi veya namazgah denirdi. Bursa'da mesela namazgah diye bir semt var. Orada normalde namazgahta toplanıp orada cuma namazı kılmak, orada bayram namazı kılmak, ordu savaşa gideceği zaman birkaç bölük de olsa orada toplanıp namaz kılmaları, orada dua etmeleri, bunlar geçmişte sünnet olarak icra edilen hareketler. Allah katında günlerin en büyüğü Kurban Bayramı günü ve kar günüdür. Kar günü Kurban Bayramı'nın ikinci günüdür diye de bir not düşülmüş. Evet. Ramazan ve Kurban Bayramı'nı ihya etmek, bayramlarda bayram namazlarına gitmek, bayram namazına giderken yaya olarak yürümek, dönüşte aynı yolu tercih etmemek, Ramazan Bayramı'nda evden çıkmazdan önce birkaç lokma bir şeyler yemek, Kurban Bayramı'nda ise yememek, hatta mümkünse kurban etiyle o kısa mesafeden sonra kurban etini yemek ilk önce. Bunlar da Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hazretlerinin sünnetlerinden. Bayramlaşmak, birbirine bayramı tebrik etmek, hadis-i şerif var çünkü, mübareklemek sünnetlerinden bayramın. O yüzden bayramlaşma, işte anne, baba, akraba, komşu, etraf, arkadaş, eş, dost, hepsiyle bayramlaşma, bayramlaşmada insanların birbirlerine hediyeleşmesi, bayramlaşmada birbirlerine yedirmesi, içirmesi, birbirlerini hoş karşılaması sünnet-i seniyeden. O yüzden normalde bayramlaşmaya önem vermek, bayramlaşmada büyüklerin evlerini terk etmemesi, küçüklerin büyükleri ziyaret etmesi veyahut da eş değerde olanların birbirlerini ziyaret etmesi, birbirleriyle bayramlaşması, bu normalde sünnet-i seniye. O yüzden bayramı bayram gibi yaşamak, bayramı bir ibadet tadında görmek, neşe tadında görmek, bayramı bir sevinç tadında görüp bayramı öyle yaşamak Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hazretlerinin sünnetlerinden. La ilahe illallah.
El Fatiha ma salavat. Amin. Eşmeyin. Estağfurullah.